Dallatul mu'min hadisine bakalım. Müminin yitik. Dallatul mu'min. Yitik malıdır. İmam Tirmizi'de çıktı o da en iyi ihtimalle. Tirmizi'nin kitabı bu anlamda çok değerli. Görünce hemen imam ne demiş diye oraya gidip bakıyoruz. Çünkü bizim neredeyse böyle programlarla kitaplarda falan arayacaklarımızın hemen hemen neticesini söyler. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de el-hikmet el-kelimetul hikmetu dallatul mu'mini. Hikmetli söz müminin yitiğidir. فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ حَقُّ بِهَا. Nerede onu bulsa en çok mümine yaraşır. Yani sahiplenir. Değil onu reddetmek, karşı çıkmak, inkar etmek. Mümin doğru bilgiye o kadar hazırdır ki yitik malı gibi sarılır. Yani anlam olarak oturup konuşabiliriz, şey yapabiliriz. Ama siz bize hadis olarak soruyorsunuz. Anlam olarak daha aynı vurguda daha güçlü belki ayetler bile konuşulabilir, paylaşılabilir. Dolayısıyla isnat sorulduğu için biz isnadı açısından hadisin Resul'a ait olmadığını söylemek durumunda kalıyoruz. Veya ait olma ihtimali düşük olduğunu söylemek durumunda kalıyoruz. Duygusal davranıp sevdik, beğendik, hoşumuza gitti diye hadistir hadis diye yutturmaya çalışamayız. Bu ilmi olmaz, hatta ahlaki olmaz, insani de olmaz. Hem Resulullah'a karşı böyle bir iftiraya göze almak adına bazıları bunu Resulullah'a iyilik yapıyorum düşüncesiyle yapıyor. Ya o söylemedi ama böyle bir şey o söylemiş gibi millete şey yaptım, millet de onu nasıl şey yaptı bilemezsin. Ne sevap kazanmışımdır diyen anlayışlar var. قال أبو عيسى أبو عيسى dedi ki هذا حديث غريب bu garip bir hadis لا نعرفه إلا من هذا الوجه bu kanaldan gayrı bilmiyoruz hadisçilerin bilmediği garip karşıladığı tanımadığı hadis çökmüştür düşmüştür kaldı ki bu vecihinde de yani bu tarikinde de İbrahim bin El-Fadl El-Medeni El-Mahrumi yudaafu fil hadithi min kıbeli hifzihi. Bir kişi var ki o da zaten zayıf sayılırmış. Sahih bir kanalı var mı? Şöyle bakalım bir de. Maalesef yine Tirmizi çıktı. Ve yine aynı yer. Evet. Bu hadiste eme yarar bir şeyi durumu yok. Evet. Evet. Ama ilimle alakalı tabi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği o denli sahih güçlü hadisler var ki yani bu bahsettiğimiz terkibiyle ve bu lafızla bir aidiyeti yok diyoruz.